İyi bir gelecek, iyi bir eğitimle başlar. Kaliteli ve donanımlı eğitimci kadrosuyla yaklaşık bir yıldır tüm bilgi ve birikimlerini aktaran çok başarılı bir eğitim kurumundayız. Eğitim kurumlarına farklı bir bakış açısı getiren eğitim kurumunun Maltepe Şubesi'nde kurucu temsilcisi Mehmet Akif Yıldırım'la birlikte olacağız. Ardından çok kıymetli hocalarımla sohbetime devam edeceğim. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz hocam? Ben matematik öğretmeniyim. Maltepe Sınav Kursu'nun kurucu temsilcisiyim. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Çok güzel bir kurs açtık. Aslında bu yeni bir şubemiz. Sizler de sağ olun misafir oldunuz bu sebeple. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Siz sağ olun, hoş bulduk tekrardan. Hocam pandemi sürecindeki eğitim sürecini nasıl değerlendirmektesiniz? Şimdi pandemi süreci aslında bütün dünyaya bazı şeyleri gösterdi, öğretti. Kesinlikle. İnanılmaz bir süreçti. Tabii ben buradan bütün hastalarımıza, vefat eden insanlarımıza başsağlığı ve şifalar diliyorum. Çok önemli bir süreçti ama eğitim açısından başka şeyleri öne çıkarttığını düşünüyorum. Eğitimin olmazsa olmaz ana ürününün öğretmen olduğunu, eğitimci olduğunu ortaya çıkarttı bu süreç bize. Çünkü evde çocuklarımız öğretmenleriyle yüz yüze olduğu gibi bir eğitim süreci geçiremediler. Sıkıldılar, bunaldılar, farklı problemler yaşadılar. Onun dışında tabii teknolojinin olmazsa olmazımız olduğunu gördük. Kesinlikle. Teknoloji çok önemliymiş bu süreçte. Çünkü bizler uzakta olduğumuz zaman teknolojiyle çocuklarımıza ulaşabildik, sosyal medyayla ulaşabildik, telefonlarımızla, çeşitli internet programlarıyla çocuklarımıza ulaşabildik. Gece 2-2.30'da, 3'te velilerimiz bizi aradı. Çocuğumuzun konsantrasyonuyla ilgili çalışmalar yaptık çocuklarımızın. Bu da inanılmaz bir süreçti tabii ki. Sürekli onlarla iç içe vakit geçirdiniz aslında. Tabii burada teknolojiye çok şey borçluyuz gerçekten. Evet. Bunu yaşadık ama asıl olan şey öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin özverileri idi. Yani onun altını çizmek lazım. Çünkü onların özverisi olmasaydı, onlar bu işi gönüllü yapmasalardı, bu süreçten korkup biraz uzakta dursalardı, biz bu kadar cesur adımlar atamazdık, onlara ulaşamazdık, onların psikolojilerine tesir edemezdik. Sınav eğitim kurumlarının bize sunduğu olanakları, Sınav TV'yi, genel merkezimizdeki koordinatörlerimizin yoğun çabalarını, çalışmalarını, teknoloji tarafındaki çalışmalarını da göz ardı etmeyelim. Kesinlikle. Peki hocam normalleşme sürecinde bizleri neler bekliyor ve eğitimde reformlar nasıl olmalı? Bir kere Sayın Bakanımızı, Milli Eğitim Bakanımızı ben kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir süreç ilerliyor. Sağlık Bakanımızı ben kutluyorum. Çok sürece hakimler ve çok güzel ilerliyor. Bence bu süreci zaten kolaylıkla ve güzelce atlatacağız. Bence bu süreçten sonrası çok daha önemli. Bütün paydaşların bir arada olduğu, bütün paydaşların dileklerini, temellerini ilettiği, sürecin içerisinde katkı sağlayabildikleri reform hareketleri lazım. Bir kere İHA, SİHA, uçan araba, yerli otomobil gibi artık teknolojinin çok önemli olduğu, ülkemizin siyasetinin merkezinde olduğu bir döneme giriyoruz. Burada ben inanıyorum ki bizim özel kurumlarımız, devlet okullarımız, eğitim, öğretim kurumlarımız inanılmaz destek verebilir bu sürece. Yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrenme metotlarının biraz daha üstlerini aşmamız lazım. Meslek liselerimize mutlaka kıymet vermemiz lazım. Ama bunun yanında tabii sınavlara hazırlayan, çocukların psikolojilerine bu anlamda pozitif tesir eden eğitim kurumlarında kursları da bu sürecin içerisinde tutmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Çok güzel hocam. Sizlerle şimdilik sohbetimizi noktalıyorum. Az sonra devam edeceğiz. Peki, görüşmek üzere. Yayınımız Okul Müdürü Rüstem Kaya ile devam ediyor. Rüstem hocam sizler de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Sizleri Maltepe Sınav Kursu'nda ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Sizleri de kısaca tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. İsmim Rüstem Kaya. Maltepe Sınav Eğitim Kurumları'nda yönetici pozisyondayım. Maltepe Sınav Kursu Müdürüyüm. Çok güzel. Pandemiden sonra öğrencilerinize sunmuş olduğunuz farklılıklardan bahsedebilir misiniz bizlere? 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitime başlayan bir kurumuz, yeni bir kurumuz. İstanbul lokasyonunda sınav eğitim kurumlarının açmış olduğu şubelerden biriyiz. Lakin bir yıllık bu süreç içerisinde çok deneyim elde ettik, başarılar elde ettik. Bu başarılarda özellikle öğretmen arkadaşlarımın, öğrencilerimin ve velilerimin çok büyük desteğini gördüm.
pandemi sürecinde kendileriyle kurmuş olduğumuz iletişimin dönütü pandemi sonrasında bize çok daha verimli bir şekilde oldu. İstanbul İkinciliği eğitim noktasında şu anda mevcut kurumumuzda. Çok güzel. Tabii amacımız önce İstanbul Birinciliği ve daha sonrasında Türkiye Birinciliği. Bu noktada tüm Maltepe halkına, velilerime, öğrencilerime ve tekrarlıyorum öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmadılar. Kurum içerisinde ve kurum dışında bizlerle kurduğu irtibatlar sadece öğretim değil, eğitim alanında da işbirliği olduğunu söylediler. Pandemi sonrasındaki değişiklikleri birimde çalışan arkadaşlarım size daha iyi açıklayacaklardır bu noktada. Öyleyse yayınımız Müdür Yardımcısı Bilge Zeynep Bilir ile devam ediyor. Hocam sizler de Lifestyle'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüstem Hocam'ın da belirttiği gibi pandemi döneminden sonraki süreçte bizlere nasıl farklılıklar sunduğunuzu açıklar mısınız, bahseder misiniz biraz? Bizim için öğrencilerimizin başarısı çok önemli ve bu başarıya gitmekte kademe kademe ilerliyoruz. Bununla birlikte pandemi sürecinde en önemli farklılarımızdan biri uykusuz kütüphanemiz. Öğrenciler pandemi sürecinde evde çok kaldılar, hareket edemediler, derse odaklanamadılar. Bununla birlikte uykusuz kütüphane içerisinde öğrenciler artık rahat rahat ve pandemi koşulları içerisinde ders çalışabiliyorlar. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kişiye özel test kitapları var. Öğrenciye özel geliyor bu kitaplar. Bizim için çok önemli, öğrenci için de çok önemli. Çünkü öğrencinin başarısını birebir takip etmemizi sağlıyor bu. Bunun yanında öğrencilerimizin mentor öğretmeni var. Mentor öğretmenleri öğrencilerimizi birebir takip edip veliye aktarımını sağlayan kişilerimiz. Mentorlarımızın yaptığı çalışmalardan biri de her perşembe öğrencilerimizin haftalık ödev takiplerini yapıyoruz biz. Ödevi takip edilmeyen öğrenci yok. Bizim için önemli olan şeylerden biri öğrencinin ödevini takip etmek ve gerekli noktalarda veriye bildirim sağlamak. Ödev var, takip var, çözüm her zaman var. Ayrıca eğitim koşulu hizmetimiz de mevcut. Bununla alakalı da Ayşenur Öztürk hocama söz hakkı vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Öyleyse yayınımız eğitim koçu Ayşenur Öztürk ile devam ediyor. Hocam peki sizler eğitim koçu olarak öğrencilerinize nasıl bir yol göstermektesiniz? Öncelikle bu pandemi döneminde öğrenciler ve veliler hep bir arada vakit geçirme fırsatı buldular aslında. Ama bu birazcık tabii ki öğrenciler üzerinde özellikle bu sosyal medyaya olan bağımlılığı ve dijital kullanımları çok arttırdı. Telefon bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi bu sebeple de ders çalışma etkinlikleri çok çok azaldı ve bu da özgüvenlerinin düşmesine sebep oldu. Biz bu tekrar bu kaybolan, pandemi döneminde kaybolan ders çalışma alışkanlıklarını tekrar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizle seanslar yapıyoruz. Bu seanslarda çoklu zeka testleri, sağ sol beyin üstünlük testi, meslek testi, dikkat testi gibi testlerle öğrenciye en doğru yol haritasını çizmek için bu testlerin sonuçlarından da faydalanıyoruz. Zaten eğitim koçluğu hizmeti alan bir öğrenci sadece akademik yaşamda değil hayatı boyunca kullanabileceği bir şey de öğrenmiş oluyor. Bu da nedir? Kendi hayatındaki süreçleri kendi kendine yönetme becerisini öğrenmiş oluyor. Yani özetlemek gerekirse aslında bir eğitim koçunun bir öğrenciye vermek istediği asıl mesaj şudur. Hayatının kontrolü senin elinde. Hocam sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler. Sohbetimizi sonlandırmak üzere yayınımız Akif hocamızla devam ediyor. Hocam sizlere ve tüm hocalarıma sunmuş olduğunuz bu güzel katkılardan dolayı, öğrencilerinize gelecek nesilleri güzel yetiştirmenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu noktada? Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Biz de kurumumuzu tanıtma fırsatı bulduk. Ama tabii bu kurumu oluşturmamızda bize en büyük gayreti, emeği veren kişiler bizim öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, idari ekibimiz. Ben onlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada sınav eğitim kurumları Türkiye çapında büyük bir kurum. Bu kuruluşlar bütün öğrencilerimiz faydalansın diye var. Onları da ben kurumumuza davet ediyorum. Gelsinler, görsünler, fikir alsınlar, bilgi alsınlar.
yayınlarımızı, dokümanlarımızı görsünler, kütüphanemizi, dersliklerimizi görsünler. Fiziki ve mental olarak gerçekten çok güzel bir kurum oluşturduk. Ben hepsini bu sizin vesilenizle kuruma davet etmiş olayım. Bilgi ve birikimlerini canlı gönülden gelecek nesillere aktaran kıymetli hocalarımla sohbetimizin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.